Çok kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüsü büyük panik yaratıyor. Londra Aktüel ekibi olarak bu tehlikeli virüs hakkında Doctors For You bünyesinde görev yapan iç hastalıkları uzmanı Doktor Akan Efe'ye mikrofonlarımızı yönelttik ve virüsten korunma yollarını sorduk. Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü COVID-19 nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4954'e ulaştığı bildirildi. Şimdiye kadar 111 ülkeyi etkisi altına alan virüs İngiltere'yi de tehdit ediyor. 31 Ocak'ta bildirilen ilk koronavirüsü vakasının ardından İngiltere'den salgına ilişkin yeni açıklamalar yapılıyor. Bir haber ajansında yer alan habere göre salgından ölenlerin sayısı 10'a çıkarken vaka sayısının %35 artarak 798'e yükseldiği kaydedildi. İngiltere Sağlık Bakanlığı bugüne kadar toplam 32.711 kişinin test edildiğini belirtti. İngiltere'de hasta güvenliğinden sorumlu bakan Nadine Dorries'te de koronavirüsünün tespit edilmesinin ardından gözler yetkililere çevrildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, "Bu bir nesil için en kötü krizdir. Bazı insanlar bunu mevsimsel griple karıştırıyor ama ne yazık ki doğru değil. Bu hastalık koronavirüs bilinenden çok daha tehlikeli ve daha da yayılacak. Çok fazla aile sevdiklerini zamanından önce kaybedecek," diye konuştu. I've got to be clear, we've all got to be clear. This is the worst public health crisis for a generation. Some people compare it to seasonal flu. Alas, that is not right. Owing to the lack of immunity, this disease is more dangerous and it's going to spread further. And I must level with you, level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. İç hastalıkları uzmanı Akan Efe, virüsten korunma yollarını Londra Aktüel izleyicileri için anlattı. Doctors For You klinikteyiz. Yanımızda da iç hastalıkları uzmanı Doktor Akan Efe var. Korona virüsünü konuşacağız efendim. Özellikle Londra'dan yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de, Londra'da yaşayan vatandaşlarımızı tehdit eden bir korona virüsü hala gündemini koruyor değil mi? Yayılmaya da devam ediyor her geçen gün. Şu an panik yapmaya gerek var mı? Bununla başlamak istiyorum. Şu anda panik yapmaya gerek yok ama tedbiri de elden bırakmamak lazım. El hijyenimize dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Ve normalden de biraz uzun süreli yıkamamız lazım. Jel kullanmamız lazım. Antibakteriyel jeller kullanmamız lazım. Herhangi bir yeri tuttuğumuz zaman kesinlikle elimizi, ağzımızı, burnumuza götürmeyeceğiz. Panik yapmaya gerek var mı diye soruyorum çünkü sosyal medyada birçok fotoğraf paylaşılıyor. Özellikle bazı marketlerde tuvalet kağıtları, işte ne bileyim temizlik ürünleri hızla tükeniyor. Sanki böyle belli bir süre kapalı kalacakmışız gibi böyle bir his değil mi var vatandaşlar? Yani maalesef insan huyu böyle. Evet. Dünyamızda her yıl 500 binden fazla insan gripten ölüyor. Hiçbir haber olmuyor. Şu anda dünyamızda 127 bin kişi bu koronavirüse yakalandı. Bu 127 bin içinden 4718 kişi öldü. Orana baktığımız zaman düşük bir oran. Fakat yaş oranına baktığımız zaman her yaş grubuna göre değişiyor. Bu 127 bin kişi içinden 0-10 yaş arasında ölen yok. 10-40 yaş arasındaki yakalanlarda da binde 1 ile binde 3 arasında, ki bu normal gripte aynı oranda. Esas olay 65 yaş ve üzeri. 65 yaş ve üzeri 79 yaşına kadar olan yaş grubunda %8'dir ölüm oranı. 80 yaş üzerinde ölüm oranı %15-16. Ama bu ölüm oranı niye yüksektir yaşlılarda? İmmün sisteminin zayıf olması. Güçlülerin kendilerini yenilememesi. Bununla beraber diyabet hastalığı olması, şeker hastalığı olması, tansiyon yüksekliği olması, böbrek yetmezliği olması, kansızlık, kalp rahatsızlığı olması hep bunları tetikliyor. Ha, daha düşük gruplarda da olabiliyor. Niye oluyor? İlaç bağımlısıysa, alkol tüketimi fazlaysa, sigara tüketimi fazlaysa, ilaç bağımlısıysa maalesef onlar da
bağışıklık sistemini düşürüyor. Mutlu değilseniz, pozitif düşünmüyorsanız, uykunuza, beslenmenize dikkat etmiyorsanız, o da bu oranı yükseltebiliyor. Yaş grubuna bakmadan. Onun için yememize, içmemize, uykumuza dikkat etmemiz lazım. En önemlisi el hijyenine dikkat edilmesi lazım. Şimdi bu virüs ağız burun yoluyla bulaşıyor. Bazı insanlara etkili oluyor, bazılarına etkili olmuyor. Niye etkili oluyor, niye etkili olmuyor? Eğer size bulaşan virüs virülansı yüksekse, yani bulaşıcılık etkisi yüksekse sizi daha çok etkiler, daha çok yatırır, daha çok hasta eder. Tabii biraz önce saydığım faktörler de önemli. Şimdi bu virüs daha çok metaller üzerinde olabiliyor, eşyalar üzerinde oluyor. Onun için nereye tokanırsak tokanalım, elimizi ağzımıza, burnumuza götürmeyecek. Kesinlikle el hijyenine dikkat edeceğiz. Şimdi özellikle toplu taşımayı kullananlar değil mi? Evet, özellikle toplu taşımayı kullananlar da dikkat edilmesi lazım. Kapı kolları, merdiven pervazları, asansör düğmeleri, trafik ışıklarındaki düğmeler, otobüslerde olsun, baslarda olsun, trenlerde olsun, tuttuğumuz o koltuk kenarları, kullandığımız bütün her şey elimizde enfekte olabilir. Oradan da bize, kendi kendimize veya çevremize enfekte olabiliriz. Bu virüsün normal virüsten en büyük özelliği, normal virüste, normal gripte bir insanı eğer bulaşmışsa bir kişiye bulaştırır. Fakat bu koronavirüste bir kişi dört kişiye bulaştırıyor. Yani bulaştırma oranı daha yüksek. Onun için hızlı bir şekilde yayılıyor. Onun için dikkat etmek lazım. Şimdi bazı insanlar bunu ayakta geçiriyor. Farkında bile olmuyor. Normal grip gibi zannediyor. Halbuki bu bağışıklık sisteminin güçlü olması, dinlenmiş olması, evde bakım olması bunu daha rahat ayakta geçirebiliyor. Ölümler niye fazla? Bazı insanlar da normal gripim, halsizliğim var deyip doktora gelmiyor. Eğer bir insan ateşi 38'in üzerindeyse, kuru öksürüğü varsa, nefes darlığı varsa, balgam çıkarıyorsa, kırmızı balgam geliyorsa, muhakkak kesinlikle bizzatüre başlangıcı olduğunu gösteriyorum bize. Bu dönemde bile doktora, hastaneye gidildiği zaman bunun önlemi alınabilir. Ama bu zatüre dediğimiz, pneumoni dediğimiz olaydan sonra eğer virüs kana geçmişse biz buna tıpta septisemi diyoruz. Artık yoğun bakım ihtiyacı oluyor maalesef. Bu gibi durumlarda da hastaneye gidenlere sıkı bir şekilde tedavi yapılıyor ama şans %50-%50 oluyor o zaman. Mühim olan 14 günlük virüsün kuruşka dönemi. O 14 günlük kuruşka döneminde hasta eğer 14 güne kadar istirahat ederse, kimseyle karışmazsa, kendini bir ortamdan soyutlarsa 14 güne sonra hiçbir şey yok. Hocam bir de endemi, epidemi, pandemi gibi terimler söz konusu değil mi? Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi endemi herhangi bir hastalığın bulunduğu ortam, bir köy olabilir, bir kasaba olabilir, bir şehir olabilir. Lokal bir bölgedeyse buna endemi diyoruz. Çok tehlikeli bir şey değil. Yani hemen müdahale edilebilir. Epidemi ise artık o şehirden çıkmıştır. O köyden, o kasabadan çıkmıştır. Eyalete yayılmıştır. Daha geniş bölgeye yayılmıştır. Buna epidemi diyoruz. En kötüsü de pandemi. Pandemi demek artık bölgeden çıkmıştır. Eyaletten çıkmıştır. Ülkeden çıkmıştır. Diğer ülkelere ve dünyaya yayılmıştır. Buna pandemi diyoruz. Bugüne kadar pandemi 6 kere oldu. Sonuncusu koronavirüs. Dün akşam Dünya Sağlık Örgütü global olarak tüm dünyada pandemiyi açıkladı. Yani artık bundan sonra herkesin, her ülkenin dikkat etmesi lazım. Bu noktada herkes kendine düşen görevi yapması lazım. Kesinlikle. Aslında. Söylemiş olduğunuz gibi sürekli temizliğe dikkat edip eller sürekli yıkanmalı gibi değil mi? Tabii. Eğer gripsek maske bizim virüsümüzü yaymayı engelliyor maske taktığımız zaman. Yani çoğu diyor ki aman maske takayım da korunayım diyor. Aslında maske kendimizin virüsünü başkasına yaymamızı engelliyor. Olay bu. Biz kendi el hijyenimize dikkat edeceğiz. Elimizi ağzımıza, burnumuza götürmeyeceğiz.
Evet efendim, Doctors for You Kliniğin uzman doktoru Akan Efe koronavirüsü ile alakalı bazı bilmemiz gerekenleri bizlere anlattı. Biz de onlara teşekkür edelim. Tabii sizde herhangi bir semptom varsa bunlarla alakalı yine kliniği arayıp daha detaylı bilgi alabilirler diyelim, değil mi? Veriyoruz. Her türlü yardımı yapıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. En mühim iş el temizliği, el hijyeni. Ona dikkat etmemiz lazım.